Yeşil yem yeşil. Amerikan borsaları dün tarihi günlerinden bir tanesini yaşadı. Çünkü çok tuhaf bir istihdam verisi geldi. Ben de dahil herkesin beklentilerinin çok ötesinde. Bu Amerikan ekonomisiyle ilgili bütün gelecek projeksiyonlarımızı değiştirdi. Amerika resesyona girmediği gibi belki fazla hızlı bir büyüme dönemine geri dönüyor olabilir. Dünkü veri doğruysa ve bundan dolayı bitcoin, altın, hisse senetleri, petrol, aklınıza gelen bütün varlık fiyatları değiştiler. Amerikan hazine kağıtlarının faizleri yükseldi ve önümüzdeki günlerde de çok şey değişecek bence dünkü veriye güvenecek olursak. Neden o veriye güvenecek olursak diyorum? Bunu anlatacağım bugün ama önce o veriyi kabul edelim ve onun üzerinden gelecek okuması yapmaya çalışalım. Daha sonra verinin doğruluğunu biraz tartışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce piyasalara bir bakalım. Yeşil, yeşil, gem, yeşil teknoloji hisseleri hızlı şekilde yukarı gittiler. Dün Nvidia'da %1.69'luk tırmanış var. Google, Apple, Meta, Amazon, Tesla iki gündür kayıptaydı. Satış rakamları biraz düşük geldi hedeflerden diye güya. O dün hızlı bir şekilde geri toparladı. Finansal sektörde ciddi toparlanma var. Benim yatırımcısı olduğum Berkshire Hathaway dün 1.99 arttı. JP Morgan yükseldi. Uzun süredir Amerika resesyona girebilir endişesiyle yükselen utilities, basic materials gibi taraflarda düşüşler yaşandı. Belli şirketlerde. Gayrimenkulde düşüşler var çünkü dünkü haberler Amerika'da faizleri tekrar yukarı doğru çektiler ama büyük oranda yem yeşil tablolar vardı, grafikler vardı dün. Endeksler vazına baktığımızda S&P yılbaşından beri %20.57 yükselmiş durumda. Şu anda all time high'ından yani en yüksek zirvesinden azıcık geride. Nasdaq şu anda yılbaşından beri %19 yükseldi. O şuradaki zirvenin epey bir gerisinde de alacağı yol var gibi gözüküyor. Eşit ağırlıklı S&P 500 yine zirvesinden çok yakın gözüküyor. Dow Jones zirve yaptı dün. Russell 2000 zirvesinin biraz gerisinde ama o da dün ciddi bir atak yaptı. Ezbercilerin beklediği Amerikan borsanın çöküşü bir türlü gelmiyor. 2000 2022'nin Ekim'inden beri rally devam ediyor. İkinci yılına gelik rally'nin. Bu arada bu çok uzun bir rally değil. Amerikan borsasında çok daha uzun süren rally'ler var. İki yıldır devam ediyor yükselişler. Benim portföyümdeki bazı hisseler de dün çok mutluydu. Sofi %6,5 arttı. Tek günde Rocket Lab %4,91. Vistra Corporation %4,11. Tesla %3,11. PayPal %2,37. Hepsi detayına girmeye gerek yok. İyi bir gündü. Neden bu kadar kuvvetli yükseldi borsalar? Çünkü istihdam verisi büyüleyici 140-150 lira arası bekleniyordu. 254 bin yeni istihdam açılmış son bir ayda Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte bu piyasaları hareketlendirdi. Neden? Bu çünkü Amerika'nın resesyona girmediğini gösteriyor. Tam tersi eğer sayılar doğruysa Amerika yeni bir canlanma dönemine doğru gidiyor gibi gözüküyor. Biraz daha detaylara bakacak olursak saatlik gelirlerde de artış var. %0.3 bekleniyordu aylıkta. %4'e geldi. Yıllıkta %3.8 bekleniyordu. %4'e geldi. Bu da vatandaşın para harcayacak gücü elde ettiğini gösteriyor. Tarım dışı istihdama baktığımızda 147 bin bekleniyordu, 254 bin geldi. Kamuyu dışarıda bıraktığımızda 125 bin bekleniyordu, 223 bin geldi. Yani nereden bakarsanız bakın muazzam istihdam raporu ve işsizlik %4.1'e indi. Biliyorsunuz bundan 2 ay önce %4.3'e gitti diye piyasada büyük panik vardı. Ben onun geçici olduğunu düşünüyordum. %4.2'ye düşüşü öngörmüştüm fakat açıkçası dün %4.2'den %4.1'e doğru bir işsizlikte gerileme ben de hayal etmiyordum. Bu tam istihdama çok yakın bir sayı aslında. İstihdamın %100 olması için aranan pozisyonlarla insanların becerilerinin tam örtüşmesi lazım. Bu pratikte hiç mümkün olmadığı için tam istihdama en yakın sayıdayız. Amerika'da 2 yıldır faizler çok yüksek. Para kısıtlandı. Ona rağmen işsizlik sadece %4.1. Hakikaten veriler doğruysa muazzam canlı bir ekonomi var karşımızda ve güçlü bir ekonomi. Peki varlık sınıfları nasıl etkilendi bundan? Endekslere baktığımızda Dow Jones bir günü %0.81 artışla tamamlandı. S&P 500 %0.9, Nasdaq %1.22, küçük hisse senetleri %1.28 ve volatilite indeksi de 20'yi aşmıştı. Biraz endişe verici bir yerlerdeydi. Dün hızlı şekilde geri çekildi. %6.25 kadar değer kaybetti. MTF fiyatlarında da tabii oynamalar oldu. Amerikan doları yükselince altın ve değer kayıplar yaşadılar, ufak kayıplar. Buna karşın ham petrol, Brent petrol, bakır gibi... Bütün endüstride kullanılan veya ekonominin birer parçası olan emtiyalarda yükselişler vardı. Bunları tabi İran-İsrail savaşı da tetikliyor. Ama asıl önemli konu Amerikan hazine kağıtlarında olan bitenler. 10 yıllıklar dün neredeyse %4'e yaklaştılar tekrar. Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam %3.6'lara kadar inmişlerdi. Çok hızlı bir tırmanış oldu burada. Bunun sebebi resesyon fiyatlanıyordu. Şimdi resesyon fiyatlanmıyor. Tam tersine Amerikan ekonomisinin canlanacağı fiyatlanıyor. Bu tabi çok ilginç çünkü Fed faizleri düşürdü ama faizler pratikte yükseldiler. Çünkü FED faiz düşüşleriyle beraber ekonominin çok canlı olduğuna dair veriler gelince Amerika'nın yumuşak inişine piyasalar daha fazla inanmaya başladı. Bundan dolayı da önümüzdeki dönemde faiz düşüşlerinin daha yavaş olacağına inanıyor piyasa buna rağmen ekonominin de iyi gideceğini düşünüyor. Normalde hazine kağıtlarının faizleri yükseldiğinde hisse senetlerinin düşmesini bekleriz. Dün ikisinin birden yükselmesinin temel sebebi bu. Çünkü yumuşak iniş işecek gibi gözüküyor. Bundan dolayı dün ikisi birden yukarı gittiler. Ama normalde eğer hazine kağıtları üzerindeki baskı devam ederse bu hisse senetlerini bir süre sonra etkileyebilir. Hazine kağıtları üzerindeki baskıyı ne devam ettirebilir biraz sonra geleceğiz. Tabii ki piyasanın FED faiz indirimleriyle ilgili görüşü de hemen değişti. Bakın ne kadar radikal bir değişiklik var. Şu anda piyasanın %7.1'i Kasım toplantısında FED faizi hiç indirmeyebilir diyor. Bu daha evvel sıfırdı. Bir önceki gün geçen haftada yine sıfırdı. %4.50 ile %4.75 arası bir faiz yani 25 bas puanlık bir faiz indiriminin olasılığı %92.9'a çıkmış durumda. Bir önceki gün %72.5'ti. Ondan önceki hafta %51.9'du. Buna karşılık artık piyasa kesinlikle 50 bas puan indirimi görmüyor. Bir önceki hafta %48.1 olasılıklıydı bu. %27.5'a inmişti bir önceki gün. Dün ihtimal sıfırlandı. Yani piyasa diyor ki FED en iyi ihtimalle 25 bas puan indirir. Hatta belki de indirmez. Özellikle gelecek hafta Perşembe ve Cuma enflasyon verileri geliyor. Perşembe tüfe, Cuma da üfesi geliyor Amerika'nın. Orlarda bir kıpırdanma varsa FED'in faizi indirmeme ihtimali artacaktır benim tahminim. ihtimal hesaplarında enflasyon makul gelirse 25 bas puanlık bir indirim görüyor piyasa. Ki zaten Powell'da benzer bir açıklama yapmıştı. Demek ki bu verileri hakimdi Pavel? Pavel normal şartlarda iki faiz indirimi daha 25'er bas puan bu yılı bitiririz dedi. Faizler inmeye devam edecektir büyük ihtimalle çünkü sonuçta eğer enflasyonda aşırı bir kıpırdama yoksa reel faizle enflasyon arasındaki fark çok açılmış durumda ama enflasyon tekrar böyle yukarı doğru kıpırdanırsa işler zor. Eylül ayında çok bir değişim beklemiyorum enflasyonu ama Ekim ayı tehlikeli biraz. Neden? Çünkü demin gördük işçilik maaşları yukarı gitmiş durumda. Tam istihdama yakın bir durum var. Özellikle turizm, eğlence, inşaat gibi sektörlerde istihdam çok açılmış. Detaylı verilere baktığımızda bu da bir canlanmayı gösteriyor. Bu enflasyonist baskı yaratır. İran İsrail arasındaki savaşın petrol üzerine baskısı var. Çin'in enflasyonla mücadele için parayı bollaştırması yine fiyatlar üzerine baskı yaratıyor. Ekim ayında enflasyonun tekrar yukarı doğru kıvrılması mümkün. Tabii bunun oranı önemli çünkü benim görebildiğim kadarıyla Fed için şu anda önemli olan Amerika resesyonu sokmamak. Geçen hafta itibariyle eli bas çok sevmişti piyasalar. Gelecek hafta buna pişman olabilirler. Tekrar enflasyon yukarı doğru kıpırdarsa bizim hayatımız işte böyle bir döngüde geçiyor. Beni canlı yayınlarda takip edenler veya Discord grubuna üye olan arkadaşlar... Discord grubuna nasıl üye olunur? Aşağıda açıklaması var. Lütfen okuyunuz. Biliyorlar ki TLT'ye bir süredir biraz soğuk bakıyordum. Neden? Çünkü Amerika'da tekrar enflasyon korkularının canlanabileceğini, resesyonun olmayacağı fikrini satın alacağını, bundan dolayı da hazine kağıtlarının faizin yukarı gideceğini düşünüyordum. Nitekim öyle oldu. Dün TLT sert bir düşüş yaşadı. Peki bütün bu gürültü patatı içinde Bitcoin ne yaptı? Bitcoin pek bir şey yapmadı açıkçası. Dün hafif bir tırmanışı var ama öyle çok da anlamlı bir şey değil. Bitcoin sürünmeye devam ediyor. Diğer altcoin'lere bakmadım. Neden Bitcoin şu anda pek mutlu olmadı dünkü gelişmelere. Çünkü para bollaşması gecikecek gibi gözüküyor. Şimdi toparlayacak olursak Amerika resesyona bu yıl kesin girmiyor. Dünkü veri doğruysa. Eğer bu veriler doğruysa Amerika ekonomisi tekrar canlanıyor. Bu enflasyonu baskı yaratabilir. Bundan dolayı Fed'in faiz indirimleri tarafında biraz daha alçak gönüllü olacağını düşünüyor piyasa şu anda. Eğer haftaya enflasyon yüksek gelirse hiç faiz indirimi yoktur diyebilir. Piyasa şu anda hem hazine kağıtlarının faizini yükseltiyor hem ise senetlerini. Çünkü resesyonun olmayacağını mi inanıyor piyasa ama eğer enflasyon çok fazlaysa bu sefer hazine kağıtları daha da yükselir ama hisse senedi üzerine baskı kurabilir. Bütün bu ortam kriptoya pek yarayan bir şey değil. Çünkü bizim bas senaryomuz yıl sonuna kadar yüksek hızda para basımının başlayacağı ve faizlerin çok sert şekilde de Şu andaki tablo bunu göstermiyor. Ama tabii bütün bunlar bu istihdam verisi doğruysa geçerli. Neden doğruysa? Bir kere hatırlayın Ağustos ve Eylül aylarında çok darbe yedi piyasa. İstihdam kötü geldi diye. Dün onlara revizyon geldi ve 70 7 bin civarında orada aslında istihdamın raporlanandan iyi olduğunu öğrendik. Yani boşuna dayak yemişiz. E, veri revizyonları bir kere çok var bu istihdam verilerinde. Bu dönemki istihdam verisini bozan bazı faktörler de var bence. Biliyorsunuz Amerika'da liman işçilerinin greve gireceği biliniyordu. Neyse iyi oldu o da 3 günde bitti o grev. Ertelediler grevi şimdilik. Liman işçilerinin greve girmesi ihtimalinden dolayı bazı sektörlerde önceden istihdam yapıp belki üretimlerini artırıp stoklarını artırdılar. Onun gelecek ay biraz gerilemesi mümkün diye düşünüyorum. Ve o istihdamın bir kısmı geçici olduğuna inanıyorum. İkinci önemli bir konu da İstihdam verisinde detayına baktığımızda çalışma saatlerinde bir tırmanma olmadığını görüyoruz. Bakın 34.3'ten 34.2'ye inmiş tam tersine. Tırmanma yok çalışma saatinde ama yeni işçi alıyorlar. Bu işçilerin bir bölümü gelecek ay çıkarabilir Çünkü normalde çalışma saatlerinin artması gerekiyor verimlilik gereği. Burada belki böyle bir geçici işe alımlar olmuş olabilir diye düşünüyorum. Sektör olarak baktığımızda da hizmetler sektöründe istihdam biraz daha kuvvetli. Orada da istihdam geçişleri daha hızlı olabiliyor. Bu nedenle sadece bu rapora bakarak karar vermek istemem. Bir de Bey'in Amerika seçimlere giriyor. Seçim yılında bu verilerle bir miktar oynanabilir. Çünkü bu alt üst bir anket. Bu anketle elde edilen bir veri ve biliyoruz ki o anketlerde sık sık hatalar oluyor. Mesela yeni bir veri bize şunu gösteriyor. Bu yıl şirketlerin bu tip anketlere katılımları biraz daha düşük. Yine şunu biliyoruz ki işsizlik artarken anketlere katılım daha da azalıyor. Çünkü şirketler kötü durumda olduklarını söylemek istemiyorlar. Buraya katılan şirketler belki zaten iyi durumda olan şirket ler Yani bu risklerimiz hala var. Veriye tam anlamıyla güvenmiyorum. Bu veriye ciddi bir revizyon gelebilir daha sonra. Aşağı yönde bu sefer beklerim revizyonu. Ve benim tahminim Kasım ayında raporlanacak olan istihdam verisi bu kadar kuvvetli olmayacak. Bu nedenle dünkü kazançlar tabii çok çok hoşumuza gitti. Ama yatırım varsayımlarım biraz değişmiş durumda. Çünkü eğer bu veri doğruysa Fed'in faiz indirimi yavaşlıyor, para bodlaşması yavaşlıyor. Ve eğer bunun üzerine bir de yüksekçe bir enflasyon gelirse hazine Fiyatlarının faize daha da yukarı gidecek. Bunun hisse senetleri, bitcoin gibi bütün riskli varlıklar üzerinde baskı yapacağı kesin. Dünkü parti çok güzeldi çünkü her şey iyi gözüküyordu. Ama önümüzde yine böyle bir risk silsilesi var. Ben açıkçası 140 bin, 150 bin civarı yani beklentilere uygun bir istihdam gelse daha mutlu olurdum. O zaman Fed'in faiz indirim programı değişmiyor olacaktı ve bir yandan da resesyon da görmüyor olacaktık. Şimdi ise bırakın resesyonu karşımızda kuvvetli bir ekonomik canlanma var gibi gözüküyor. Fed'in bu durumda faiz indirimlerini hiç yapmaması bile mümkün. Bu çerçevede dün kazandığımız paralardan memnunum ama bence risklerimiz azalmadı, arttı. Ben resesyonsuz, yavaş giden bir Amerikan ekonomisi tercih ederdim. Şimdi resesyonsuz ve veri doğruysa hızlı bir Amerikan ekonomisi var. Bu da her şeyi önümüzdeki günlerde değiştirebilir. Biraz karışık gelmiş olabilir anlattıklarım ama zaten piyasanın kafası karışık bence. Ve cuma günkü bu yükselişlerin gelecek hafta devam edeceğine dair de bir garanti yok. Bence perşembe cumaya doğru endişeli bir enflasyon beklentisine gireceğiz.